İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün Kırıkkale'de seçmenle buluştu. İki ismin gündeminde Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'na yönelik terör suçlaması vardı. Akşener ve Yavaş Millet İttifakı'nın vaatlerini de anlattı. Kırıkkale'ye geliyorsun, diyorsun ki bunlar PKK'lı. Diyarbakır'a gidiyorsun, faili meçhulcu. Ama Osman Öcalan'ı Kandil'den getirip TRT'ye çıkardın Recep Bey. Bu el PKK'da, bu el Hizbullah'ta muhterem. Onun için açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. PKK'nın isteklerine bakın. Özellik, federasyon, anayasanın dört maddesi değişsin. Hüdapar'ınkine bakın. Aynıları var. Şimdi HDP ayrısı parti olarak seçime girmiş, bizi HDP ile işbirliğine suçluyor. Kardeşim, aynı görüşü savunanı sen listene koydun. Bu nasıl vatanseverlik? Erdoğan'ın Millet İttifakı'nı terörle işbirliğiyle suçladığı cümleler Kırıkkale'de Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın hedefindeydi. Bebek katiliyle el ele tutuşan sensin Recep Bey. Onun kardeşine bizim Mehmet dedin. Akraba mısınız muhterem? Bu İHA'lar, SİHA'lar, Anadolu gemisi hiç kimsenin babasının malı değil. Bunlar hiçbir partiye ait değildir. Nasıl Roketsan'ı, Havelsan'ı yapanlar zamanları doldurup gelen hükümetin emrine bunları verdiyse, Allah'ın izniyle o İHA'lar, SİHA'lar yeni hükümetin elinde olacak ve Kandil silahı bırakmadığı takdirde Kandil'in başına füze olarak yağacak. Önce Ankara'da İYİ Parti İl Başkanlığı'nın bayram kahvaltısına katıldı Akşener ve Mansur Yavaş. Ardından Kırıkkale Meydanı'ndaydılar. Osman Öcalan'ı kendilerine destek için televizyona çıkarttılar. O yetmedi, Öcalan'dan, Kandil'den gelen mektubu televizyonda okuttular. Şimdi de aynısını yapıyorlar. Eğer Sinan Ateş'in katillerini, azmettiricilerini bulmazsam, hesap sormazsam namussuzum. Bilal Bıyıklı, dinle beni, dinle beni. Çünkü yol olur, yol. Her önüne gelen senin bıyığını yolar. Eğer buna müsaade edersem namerdim. Eğer buna müsaade edersek biz... Sokakta gezemezsiniz. Benim abim yerinde döner. Ahı beni tutar benim abimin. Onun için şart olsun, and olsun, yemin olsun, onların hesabını soracağım ben. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cinayete kurban giden eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için söz verdi. İktidarın seçim sonrası vaatleri de gündemindeydi ikilinin. Karadeniz gazından sadece mutfaklar için ücretsiz dediler. Kışın aklınız neredeydi? İktidarsınız. Seçime girerken bunları yapmak yerine insanlar evde üşürken niye veremediniz? Şimdi internet vereceğiz deniyor. Şimdi niye vermiyorsunuz, seçimi bekliyorsunuz? Bu şehirde %25 işsiz genç var. Onu da biz çözeceğiz. 100 bin öğretmenimiz öğrencilerine kavuşacak. Helal oylarınıza talibim. Bir oyunuz Kemal'e, bir oyunuz Meral'e. Söz mü? 15 Mayıs'tan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nu oraya oturtacağız. Şankaya'ya çıkacak. Külliye gidilmeyecek. Akşener ve Yavaş'ın Kırıkkale mitinginden öne çıkan cümleler böyleydi.